yapmaya çalışıyorlar. Bu aslında ne kadar basiretsiz bir alanla karşı karşıya olduğumuzu, milletimize hiç yakışmayan bir tavrı sergilemelerinden ötürü de üzüntü duyuyorum ve kendi itibarlarını, kendi birikimlerini ve kendi biriktirdiklerini hayata dair böylesi bir mesele üzerinden, böylesi bir anlayış ve böylesi bir gelenek üzerinden perişan etmelerini üzüntüyle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Sayın Bakan'ın performansına gelmeden önce, yani nasıl bir performans sergilemiş? Birincisi, 22 yıldır yönettikleri SGK'nın açığını tam 3 kat arttırdılar. Yani böylesi bir süreçte açığını bu kadar büyüten ve belki de ülkedeki insanlarımızın sosyal güvenlik açısından en büyük teminatları olan bir kurumu bu şekilde zayıflattıklarını belirtmek isterim. İkincisi, yasal olarak mecbur oldukları halde 2016 yılından beri, burası çok önemli, SGK'ya borcu olan şirketleri açıklamıyorlar. Hangi şirketlerin borcunu vatandaştan saklıyorsunuz? Soruyorum. Hangi şirketlerin borcunu hangi özelliklerinden ve ayrıcalıklarından dolayı vatandaşlardan saklıyorsunuz? Ve kamu kuruluşu, belediyeleri her gün açıklıyorsunuz, vatandaşın önüne koyuyorsunuz da neden bu borçlu şirketleri açıklamaktan imtina ediyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz ve nedir bu korkunun sebebi? Tekrar altını çizelim. Yasal zorunluluk olduğu halde 2016'dan beri açıklanmıyor. Üstelik yılda iki kez açıklamak mecburiyeti olduğu halde saklıyorlar. Üçüncü olarak, açık rekoru kıran SGK'ya vatandaşın vergilerinden sadece 2023 yılında, geçtiğimiz yıl, tam 885 milyar lira aktarılmıştır. Bu rakam ne anlama geliyor biliyor musunuz? Neredeyse üstüne üşüştükleri ve hani buradan nasıl Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri ezeriz dedikleri belediyelerin borcu diye lanse edilen rakamın tam 10 kat. 2023 yılında SGK'ya aktarılan para belediyelerin, bu arada belediyeler derken altını çizelim, bütün belediyelerin, AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili ve diğer bütün belediyelerden bahsediyorum. Ben burada her ne kadar Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olan saldırıyı izah edersem de bilin ki ben Türkiye'deki bütün belediyelerin hakkını ve hukukunu savunmakla yükümlü Belediyeler Birliği Başkanı olarak da bunları ifade ediyorum. Tam 10 katı bir parayı, bütün belediyelerin borcunun tam 10 katı bir parayı SGK bütçesine aktardılar. Dördüncü olarak, son 3,5 yılda SGK'ya vergilerimizden aktarılan tutar toplamı tam 2.3 trilyon lira. Yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Aslında bu SGK'ya verilen bir borç gibi. Son 3 yılda sadece iki kamu bankasından ödenen ilan reklam harcaması ne kadar biliyor musunuz? 5 milyar 784 milyon lira. Oysa aynı iki bankanın 2024 yılının sadece ilk 6 ayındaki zarar tam 42 milyar lira. 42 milyar lira. Bu 42 milyar vatandaşın vergilerinden, yani hazineden bu bankalara ödenmiştir. 6 ayda 42 milyar zarar eden devlet kuruluşları neden yaklaşık 6 milyar liralık reklam harcaması, tırnak içinde reklam harcaması, ya da bir kısım ayrıcalıklı medya kuruluşuna para aktararak harcama yapmıştır? Bütçede devasa açıklar söz konusu iken bütçede iştirak gelirlerini azaltan kurumlar vergisini aşındıran bu reklama yapılan harcamalarına Sayın Maliye Bakanı, ilgililer neden göz yummaktadır?
neden bununla ilgili bir tedbir aldığını kamuoyuyla paylaşmamaktadırlar. Da kalkıp belediyelerin SGK borcu üzerinde tepinmektedirler. Ya da öğretmenler odasındaki elektrikli çaydanlığı tasarruf diye kaldıranlar kamu bankaların reklam harcamalarına dönük neden sessizdirler? Biz bu sorunun cevabını aslında çok iyi biliyoruz. Yönetimin esası israf olmuştur. İsraf. İsraf hayat felsefeleri haline gelmiştir. Ve israfın kelime anlamını bile unutmuşlardır. Biz ise israfı kesip devraldığımız borçlar azalan kaynaklara rağmen halkımıza iyi yönetim getirmeye çalışırken gündeme bizim getirilmemiz fırsatçılıktır, haksızlıktır. Halka hizmeti siyasete ahalet edip 31 Mart'ta halkın onlara atmış olduğu Osmanlı tokadının acısını yine milletten çıkartma girişimidir. Halka hizmet edilmesini engellemeye çalışmaktır. Söz veriyorum sevgili halkımız, ben sadece Cumhuriyet Halk Partili değil, AK Partili, MHP'li, diğer partili bütün belediyelerin hakkını sonuna kadar savunacağız, buna asla izin vermeyeceğiz. Emekli maaşlarının ödenebilmesi için belediye borçlarının ödenmesi gerekiyormuş. Bakın, nereden nereye değil mi? Emekliye her kuruşu çok gören iktidar sözüm ona bu süreçten bir ajitasyon çıkartacak. Hadi oradan derim ben size. Başaramadıklarınızı, kendi beceriksizliğinizi sakın bize yüklemeye kalkmayın. Kıstığınız kaynaklarla, bıraktığınız borçlarla, israfı önleyerek, yeni kaynaklar yaratarak belediyeleri biz yönettik. 2 yılı pandemiyle geçen, bu ağır ekonomik krizler altında inim inim kurumlar inlerken büyük hizmetler başarmış belediyeleriz biz. Bunu yapmaya, hizmet üretmeye ve iyi yönetmeye de devam edeceğiz. Kıymetli basın mensupları, burayı can kulağıyla dinleyin. Can kulağıyla dinleyin. Hayatınızda böyle bir şeye ben rastlamadım, açık söyleyeyim, aklıma bile gelmezdi. Benim aklıma bunu da yapabilirler mi diye gelmezdi. Bakın, 5 Ocak 2024 günü Çekmeköy Belediyesi Cumhurbaşkanlığından 45 milyon lira yardım talep ediyor. Bak sen. Benim aklıma gelmez Cumhurbaşkanlığından bana 45 milyon lira yardım et diye yazı yazmak. Biz ancak Cumhurbaşkanlığına kapıda bekleyen kredimizin bir tane imza, mürekkebe böyle batırıyorsun bir imza. Onu atsa şu şehrin kasasına 10 yıl, 12 yıl ödemeli kredi girecek. Hem de yüz milyonlarca euroluk krediler. Bizim ancak aklımıza o yazı gelir. Yazı yazıyor Çekmeköy Belediyesi. Ve 5 Şubat 2024 tarihli belgede görüyoruz ki Cumhurbaşkanlığı şak bu 45 milyon lirayı İstanbul Çekmeköy Belediyesi'ne göndermiş. Hem de seçimden önce gönderiliyor bu para. Peki bu para, 45 milyon lira Çekmeköy'e gönderildiğinde Çekmeköy Belediyesi'nin sigorta ve vergi borcu ne kadardı? 100 milyon lira. Devlete borcu varken yine devletten, hem de geri ödemesiz, milletin parası ya, geri ödemesiz 45 milyon lirayı niye gönderiyorsun, niye ödüyorsun? Şimdi diyeceksiniz ki ya ne kadar yüksek tonda anlattı Ekrem İmamoğlu ya, Allah'ın yani 45 milyon lira, işte Allah'ın insanı 45 milyon liraya bir tane Çekmeköy Belediyesi'ne yollamış. Niye bu kadar yüksek tonda? Bitmedi ki. Aynı şekilde Ocak 2024'te yine hemen seçimden önce Beyoğlu Belediyesi'ne de
45 milyon lira gönderildi. 2022 Aralık ayı ile Ocak 2024 arasındaki 13 aylık süreçte Beyoğlu Belediyesi'ne yolladığı hibe para toplam 70 milyon lira. Benim aklımın ucundan geçmez. Cumhurbaşkanlığından para istemek. Ben buradan bütün belediyelere tavsiyede bulunuyorum. Türkiye'deki bütün belediyelere. Aklınızdan gelen rakamı yazın, Cumhurbaşkanlığından para isteyin. Bakalım kaçınıza yollayacak. Bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisindeki bulunan bütün yerel yönetimler, lütfen Cumhurbaşkanlığına yazı yazın. Pazartesinden tezi yok, para talep edin. Hatta her birinize tavsiyem SGK borcunuz kadar para talep edin. Hatta tavsiyem şu, onlar gibi yapmayın, gelen parayla SGK borcunuzu ödeyin. Bak, geleceğine de inanıyorum ha. Peki ya, bu kadar yüksek tonda niye anlatıyorsun ya? Altı üstü bir Çekmeköy, bir Beyoğlu. Birinde işte Beyoğlu'nda habire Halis sularının içinden çıkmayan bir dalgıç vardı. Öbüründe de deneyimli bir belediye başkanı vardı. İşte birine 45, birine 70. Bitti mi? Bitmedi. Bu arada Beyoğlu Belediyesi'nin o dönemde kamu borçlarına tam 198 milyon lira borcu var. Yani SGK ve vergi borçları. Bu basın toplantısına hazırlanırken gördük ki sevgili basın mensupları, mesele Çekmeköy ve Beyoğlu değil. İstanbul'daki AK Partili tüm belediyelere seçimde harcanmak üzere seçimden önce aynı tarihte 45 milyon lira, 45'er milyon lira hibe para göndermiş. Burada bile vicdan, ya bunlarda hiç vicdan yok. Niye biliyor musunuz? Bir belediye yollamamışlar sadece. Bir, yani 25 belediyeleri vardı. 24'ünü AK Partili belediyelere yolladılar. Bir belediye yollamadılar. Niye biliyor musunuz? MHP'li olduğu için Silivri Belediyesi'ne yollamadılar. Ortaklarına bile vermediler. La, böyle bir ortaklık olur mu? Ben babamdan öğrendiğim şu, ortaklık yaparken ortağına biraz daha fazla ver. Öyle helalleş ki hayat boyu huzurlu ol. Ben 20 küsur ortaklık yaptım. Hep öyle ayrıldım ortaklığımdan. Biraz fazla vererek. Ya bunlar eşit vermeyi bile çok görmüşler. Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Milliyetçi Hareket Partili Silivri Belediyesi'ne. Ortaklarına göndermemişler. Trajikomik. Güldüğüme bakmayın. İçim yanmıyor. 24 ilçe belediyesine seçim için 1 milyar 80 milyon lira para göndermiş Cumhurbaşkanlığı. Bu milletin Cumhurbaşkanı. İstanbul'daki 24 AK Partili belediyeye. Muhtemelen bir o kadar da İBB başkan adayına gönderdiler. Şimdiki Sayın Bakan'a. Belli ki seçimi kaybeden o değilmiş ki tekrar